Gençler, merhabalar. Merhabalar. Bak, yeni bir konu. Bir önceki derste gelişimi etkileyen faktörleri işledik. Kalıtım, çevre, zaman dedik, böldük. Tarihsel zaman, işte efendim kritik dönem dedik. Şimdi geldik gelişimin ilkelerine. Önemli bir başlık daha vardır. Buna da gerçekten çok zorlandığınız da bir konu, biliyor musunuz? O yüzden üzerinde yeteri kadar duracağım. Bütün detaylarını kendimce ne yapacağım, konuşacağım. Şimdi arkadaşlarım, gelişim birinci olarak şunu diyoruz. Gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür diyoruz. Gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür. Şöyle bir ifade kullanalım. Doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz, uygun çevre ve uygun zamanda bireylere sunulursa sağlıklı bir gelişim olur. Yoksa demek ki sağlıksız olacak, bu anlam çıkar. Şimdi bak, doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz, öyle mi? Doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz, uygun çevre, uygun zaman. Kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünü. Tabii ki örnekleyeceğiz ya. Bak şimdi ne yapacağız. Şimdi biraz önce ne vardı? Gelişimi etkileyen faktörler vardı bir önceki videoda, değil mi? Ne yaptık burada? Dedik ki gelişimi etkileyen faktörler oldu mu ilke? Ama orada sadece bak, demek ki gelişimi etkileyen faktörler hem ilke hem de kendi içinde bir dinamiği olan bir şey. O zaman kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünü hikayesi şu. Sorular genelde de böyle çıkacak. Diyecek ki, birey bir şey getiriyor doğuştan. Mesela doğuştan resim yeteneğine sahip, anladın mı? Doğuştan resim yeteneğine sahip ve çok kalıtsal kökenleri mükemmel bir çocuk olsun. Harika resim yeteneği olsun. Ama eline yaşam alanı boyunca ne bir fırça veriyorlar, ne bir tuval veriyorlar, ne bir boya veriyorlar. Ne eksik burada? Çevresel koşullar yetersiz. Kalıtsal kökenler yeterli olmasına rağmen çevresel koşullar yetersiz. Ne yapacak? Geliştiremeyecek. Hani ne kadarına çıkacağını çevre belirliyordu. Ne kadar yetenekli olursa olsun bir şey ifade etmiyor burada gördüğünüz gibi. İkinci olarak şöyle düşünelim. Mükemmel bir çevreye sahip. Ana baba da hatta ressam olsun falan ama çocuk anne babadan, yani alma ihtimali tabii ki yüksek de bu yetilerini almasın. Sonra ama kalıtsal olarak resim yeteneği hiç yok. Sıfır ya, bildiğin ben yani. O çöp adam çizemem ya. Yazımdan da belli. Şimdi sonra bakıyorsun ki Allah Allah. Bu çocuk hiç o müthiş çevreye rağmen ilerlemiyor. Çünkü ne eksik? Bu sefer de sınırlarda problem var. Kritik. Ne yapıyor? Çevresel, kalıtsal eksiklikler söz konusu. Olmadı bak. Yine bütünleyemedin. Ya da çevrede mükemmel, kalıtsal kökenlerde mükemmel. Ama çocuğun eline 2 yaşında boya kalemi veriyorlar. Olur mu? Olmaz. Zamanı gelmedi. Kritik dönem daha başlamadı. Bırak kabakası, incekası. Kabakası daha kullanamıyor bu uşağım ya. Nasıl olsun bu iş? Olmaz. Vallahi olmaz, billahi olmaz. Yemin ediyorum. Bekleyeceksin. Zamanı bekleyeceksin. O zaman birleştir. Gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür. Hangisinde aksaklık, hangisinde aksilik, hangisinde yanlışlık varsa orada problem var demektir. İşte biz bu duruma gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür hikayesi diyoruz. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. İşte gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür meselesi budur ve bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. 2. Gelişim nöbetleşe devam eder. Nöbetleşe devam eder. Çok karıştırdığınız bir bilgi. Bir gelişim alanı ön plana çıkarken diğeri yavaşlıyorsa buna denir. Bir gelişim alanı ön plana çıkarken diğeri yavaşlıyorsa buna denir. Baba, anan, tühpe. Bak şimdi. Sivaslı dili zaman zaman kayıyor. Hoş gör. Şimdi bir gelişim alanı ön plana çıkarken
Diğeri yavaşlıyor. Bak ne var? Biri öne çıkıyormuş, diğeri yavaşlıyormuş. Bence ortaya bir şey çıktı. Nöbetleşelik sorularında en az iki gelişim alanı olur. En az iki gelişim alanı soruda olmak zorunda. Soruda olmalı. Yoksa olmaz ya vallahi bak tanıma aykırı çünkü biri öne çıkarken diğeri yavaşlıyor. Şimdi şurada bir parantez açacağım. Şöyle bir gelelim şuraya şu tahtanın şuraya. Gelişim alanları. Bak bir parantez açıyorum. Şimdi nedir gelişim alanları? Fiziksel gelişim. Sosyal gelişim. Bilişsel gelişim. Öyle mi? Bilişsel. Burada böyle bir dursun. Bilişsel gelişim. Bak. Hatta bunun altında işte psikomotor gelişim var. Devinişsel gelişim var. Devinişsel. Ya da bunun altında mesela dil gelişimi var, ahlak gelişimi var, benlik gelişimi var, duygusal gelişim var. Hatta aslında çok karşılamasa bile kişilik gelişimi var. Yani varsa yani çünkü bunların hepsini etkiliyor ya biliş. Şimdi ne oldu? Üç tane ana alanım var. Biri diğerini önde, biri arkada, biri yavaş, biri hızlı. O zaman sen gelişim alanları dendiğinde fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, devinişsel gelişim, sosyal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, ahlak gelişimi, benlik gelişimi, duygusal gelişim, kişilik gelişim gibi değil mi? Bunlar gelişim alanı. O zaman tanımlarda, sorularda sana alan dediği zaman artık neye bakacağını biliyorsun. Fiziksel özelliklerinle ilgili. Hareket alanı devinişsel, işte ince kaslar falan psikomotor gelişim. Sosyalin ne olduğunu anlatmama gerek yok. Dille ilgili olan, ahlakla ilgili olan, benlik yapınla ilgili olan, duygusal yaşamınla ilgili olan, kişilik alanlarınla ilgili olan ve bunların toplamında akli melekeleri kullanmayla ilgili olan bir alan var. İşte bir gelişim alanı öne çıkarken diğeri yavaşlıyor. Demek ki ne var? Fiziksel gelişim öne çıkarken sosyal yavaşlıyor. Ahlak öne çıkarken devinişsel yavaşlıyor. Duygusal öne çıkarken benlik yavaşlıyor. Dil öne çıkarken kişilik yavaşlıyor. Anladın? Olay böyle gerçekleşiyor. O yüzden soruda en az iki gelişim alanı olmalıdır. İfadesi boş bir laf değil. Buna göre yorumlamanı yapacak. Buna göre değerlendirmeni yapacaksın. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğun bak 2 yaşındaki bir çocuğun fiziksel gelişimi bilişsel gelişimine göre öndedir. 4 yaşındaki bir çocuğun bilişi fiziğine göre öndedir. 22 yaşındaki bir gencin sosyal gelişimi fiziksel gelişimine göre öndedir. Ya arkadaşım vallaha çok önemli. Aha kalbimi koyuyorum bak küt küt. Gelişimin hızı, neyi hızı? Neyi hızı? Neyi hızı? Neyi hızı? Bak yazıyorum 50 tane hızı yazıyorum ya. Şöyle bir tane daha yazacağım. Gelişimin hızı. Biri önde diğeri yavaştaysa öbürü öbürünün hızıdır hızı. Bir gelişim alanı öne çıkıyor diğeri yavaşlıyorsa bu hızla alakalı bir şeydir tamam mı? Bak buna dikkat etmeni istiyorum ha. Sorularda da bu kafayı yaklaştıracaksın. Sorularda da bu kafayı kullanacaksın. Sorularda da bu anlayışı geliştireceksin. Ve sen zaten biri önde biri arkada der başka çaresi yok. Yavaş hızlı diyecek önde arkada diyecek. Vallahi başka çaresi yok. Soramıyorsun çünkü başka bir şey. O yüzden 15 yaşındaki bir gencin fiziksel gelişimi, sosyal gelişimine göre hızlıysa nöbetleşedir. 17 yaşındaki bir gencin sosyal gelişimi bilişine göre hızlıysa nöbetleşedir. Biri diğerinden öndeyse nöbetleşedir ama en az iki gelişim alanı olacak. Ve o yaş diliminde olacak. 15 yaş olacak. 10 yaşla 20 yaşın durumu değil. 10 yaşın kendi içindeki durumu. 30 yaşla 40 yaşın durumu değil. 30 yaşın kendi içindeki durumu. 3 yaşla 13 yaş değil. 3 yaşın ve 13 yaşın kendi içlerindeki durumundan bahsedecek. Anlaştık. Vallahi anlaşalım. Çok önemli. O zaman tanım gerçekten değerli. Bir gelişim alanı öne çıkarken diğeri yavaşlıyor ise fiziksel, bilişsel, sosyal, devinişsel, psikomotor hangi alan olduğu çok önemli değil. Efendim bizim oğlan bugünlerde çok konuşuyor hiç büyümüyordu. Çok konuşuyor hiç büyümüyorsa nöbetleşelik vardır. Ne demek? Dil gelişimi fiziksel gelişimden öne çıkmıştır. Bu etkiliyor anlamı değil ki. Başka bir şeydir bu çünkü. Anlaştık mı? Bu şekilde ifade ediyoruz. Pekala. Dersteydim bir an sanki öğrenci var karşımda sorusu olan var mı diye devam ediyoruz. Pekala. Efendim 3 gelişim 1
bütündür. Gelişim bir bütündür. Bir gelişim alanı, bir gelişim alanı diğerini etkiliyorsa buna denir. Bir gelişim alanı diğerini etkiliyorsa buna gelişim bir bütündür denir. Bak ne diyor? Bir gelişim alanı diğerini etkiliyorsa, neyi diyorsa etkiliyorsa, neyi diyorsa etkiliyorsa, renklendirek hayatımız renkli olsun. Ne olacak ki? Efendim bak, tamam siyah beyazlık ama o hariç hayatımız renkli olsun. O başka, o zaten aslinden kaynaklanıyor Beşiktaş'ın. Farklı bir şey var. Şimdi o zaman ne olacak? En az iki gelişim alanı olacak. Gelişim alanı olmalıdır. En az iki gelişim alanı olmalıdır. Çünkü tanım diyor ya, biri diğerini etkiliyor diyor. Bak öndeyken etkilemezsin. Bak biri önde ya, bak nasıl etkileyecek görüyorsun değil mi bak. Ama yanındayken etkiler. Aynı yaşta olacak. Diyor ki ergenliğe erken giren Ayşe insanların içerisinde çok fazla öne çıkamıyordu. Ergenliğe erken girmesi nedir? Fiziksel gelişim alanı. İnsanların içine çıkamaması ya da o özelliklerini kullanamaması nedir? Sosyaldir. Bak fiziksel, sosyalı etkilemiş. Demedim ki bu cümlende biri önde biri arkada demiyorum bak lütfen. Geçmişin ve geleceğin ilişkisini de kurmadım ya. Sadece ne yaptım? Sadece ne yaptım? İki alanın birbirine olan etkileme boyutundan bahsettim. Bak ergenliğe geç giren Ali kısırık özellikler sergiliyordu. Geç girmesi çünkü onu olumsuz etkiliyor. Bir fiziksel alan diğer alanı etkiliyor arkadaşım. Veya bak şimdi şöyle bir örnek vereyim. Benim Abdülsamet diye bir oğlum, Muhammed Yasir, o çocuklar çok olunca karıştırdım. Yasir'den bahsedecektim. Yasir şu anda 12 yaşında, şu videoyu çektiğim anda 12 yaşında işte. Bu 6 yaşında falan okula başladığında bazı kelimeleri çıkaramıyor. Hatta şey derdi, baba Pepe 40'a 40 diyemiyor, tırt diyor falan. Kendi doğru söylüyor, belliyordu. Söylediği anlaşılmıyordu. Şimdi gitti okula. Arkadaşların içerisinde konuştu anlaşılmıyor, kendini çekti onlardan. Dil gelişimi, sosyal gelişimi ne yaptı? Etkiledi. Sonra Yasir şöyle bir özelliğiyle ortaya çıktı. Hesap becerileri, okuma hızı, okulda başarılı bir çocuk oldu. Sınıfta genelde bir oluyordu. Sonra başarılı olunca etrafına insanlar onu anlamasa bile toplandı. Ne yaptı? Bilişsel bu sefer sosyalini etkiledi. Bakın ilkokul 1'deki bir çocuğun iki gelişim alanının birbirini etkilemesi. Ben şu ifadelerimi şu anda Muhammed Yasir için söylemedim ki gençler dili önde, sosyali arkada, sosyali önde, biliş önde demedim. Birindeki bir özellik diğerine nasıl etki ediyor onu söyledim. İşte biz bunlara gelişimin bütündürlüğü diyoruz. Gelişimin nöbetleşeliği ve gelişimin bütündürlüğü sevgili kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle nedir biliyor musun? İki gelişim alanının hız boyutu varsa nöbetleşelik. Eğer bir alan diğer alanı dediğim örnekler ışığında etkiliyor ise bütündürlük ilkesi oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Anlaştık mı gençlik? O zaman 3. Bak şimdi nöbetleşelik ve nedir onun adı? Bütündürlük ilkesi ne yaptı? İki alanın birbiriyle olan etkisini söyledi bana. Öyle mi? Vallahi öyle. Ama gelişimin sürekliliği öyle değil. Gelişimin sürekliliği biraz daha farklı. Bir gelişim alanının basamaklarından bahsedecek. Gelişim süreklidir. Ve belli aşamalarda devam eder. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda devam eder. Buna diyoruz ki gelişim binişiktir. Tekrar ediyorum ya. Diyorum ki gelişimin nöbetleşeliği ve bütündürlüğü kesin olarak iki alanın hızı ya da etkilemesidir. Ama
süreklilik ve aşamalılık bir gelişim alanının dönemsel basamaklarından bahseder. Ve uzun yıllar diliminde gerçekleşir. Bu işte 3 yaşın o andaki konumudur. Ama 3 yaşın 5 yaşa göre konumu vurgulanırsa her zaman süreklilik. Zaman farkı varsa sürekliliktir. Anlaştık mı? Anlaşalım. Zaman farkı olacak. Şinci, bak şincik derler. Bazı yerlerde öyle diyorlarmış, şincik diyorlarmış. Ne bileyim. Bak şimdi arkadaşım, binişiklik başka bir şey, bitişiklik başka bir şey. Bak gelişim bitişik dersen ve bunu sırf hızlı okuduğun için yanlış yaparsan bana öyle bir soru çıkar da binişikliği hocam bitişik gördüm, bitişiği binişik gördüm dersen bana haber ver, bulunduğun yere geleyim, seni camdan aşağı atayım, sen de vurtul, ben de vurtulayım. İyi okula bir harf var ya, bir harf. Gelişim bitişik, gelişim binişik. Bizim buradaki konumuza göre binişik. Bak lütfen rica ediyorum. Şimdi soru şöyle gelebilir, der ki adam sorar ya. Aşağıdakilerden hangisi gelişimin binişikliğinin kesin göstergesidir? Mesela madde koyar. Bir süreklilik, iki aşamalık, üç nöbetleşelik, dört bütündürlük. Tak, tak. Şuraya kırmızı yazıyla binişik yazsam aşağıya sürekli ve aşamalık yazacaktım. Nöbetleşelik, bütündürlük, bireysel farklar, kritik dönemler burayla alakalı değil. Tamam. Binişiklik bölümü. Ne demek binişik konuşacağız? Bak yazalım. Yazalım. Önceki dönem, sonraki döneme altyapı oluşturuyorsa süreklilik esastır. Önceki dönem özellikleri. Önceki dönem özellikleri. Sonraki dönem için. Dönem için. Altyapı. Yapı oluşturuyorsa süreklilik esastır. Esastır. Bak önceki dönem, sonraki dönem için altyapı oluşturuyorsa süreklilik esastır. Sonraki dönemde önceki dönem özellikleri, önceki dönem özellikleri bulunuyorsa süreklilik esastır. Genç tayfa, ihtiyarlar da dinleyebilir, sorun yok. Bak, önceki dönem içinde sonraki dönem özellikleri bulunacak. Sonraki dönem, önceki dönem, sonraki dönem altyapı oluşturacak. Dikkat etmen gerekiyor. Ve tekrar diyorum, bir gelişim döneminin kendi içindeki basamaklarından bahsedecek. Hemen örnekle. Yuvarlak çiz. Aha yuvarlak çiz, aha yuvarlak çiz. Fiziksel gelişimin yürüme davranışıyla ilgili bir örnekleme yapalım. Bunu da yaparken diyelim ki, yani ortalama değerler 6-8 ay, 8-11 ay ve 11-14 ay aralığını değerlendirelim. Şimdi arkadaşım, fiziksel gelişimdeki yürüme davranışının özelliği. Bak tek bir gelişim alanının basamaklarından bahsediyoruz. Yine kendimizle çelişmedik. Vallahi niye çelişik ki ya? Alt üstü bir ders anlatıyoruz. Şimdi bak, insanoğlu 6-8 ay arasında sürünür mü? He, sürünür. Ortalama öyledir. Pekala bu insanoğlu bu sürümü yetisini kazandıktan sonra, bu özelliği kazandık. İlerleyen zamanda sürünme özelliği devam eder mi? Eder. Hatta istesem, 45 yaşındayım, halen sürünür müyüm? Hatta sürünmüyor musunuz? Bir düşün. Serkan oradan kafa sallıyor. Sürünüyor diyor hepimiz. Oldum. Arkadaşlar, öyle değil mi? Bak var. Tabi oradaki sürünüyor laf başka bir şey. Şimdi, sonra emekleriz. Sürünen bir insan ne yapar? Emekler arkadaşım. Buna da böyle diyelim. Şimdi, İsterse ama 6-8 ayda emekleme yok çünkü henüz kazanmadı, ama sürünme emeklemeye altyapı oluşturdu. Sonra ilerleyen zamanda bu emekleme, şurayı sileyim, biraz farklı yapacaktım, öyle unuttum. Şimdi bu ilerleyen zamanda bu emekleme olayı devam eder mi? Eder. Hatta şu anda istersem emekler miyim? Bursa sporu bilenler timsah yürüyüşü yaparlar, bak bir emekleme davranışıdır falan. Değil mi? Sonra sürünen ve emekleyen biri yürür mü?
Evet, yürür. Peki yürüyen biri koşar mı? Koşan biri takla atar mı vesaire? Şimdi arkadaşım düşün. Önceki dönem, sonraki döneme altyapı oluşturmadı mı? Şimdi bak dikkat et. Yürümenin içerisinde emekleme, sürünme yok mu? Koşmanın içerisinde yürüme, emekleme, sürünme yok mu? Emeklemenin içerisinde sürünme özellikleri yok mu? Önceki dönem, sonraki döneme altyapı oluşturduğu gibi sonraki dönemin içerisinde bu özellikleri de bulabiliyoruz. İşte budur süreklilik ve aşamalılık ve çok önemli bir kavram var. Şimdi biz soru hazırlayıcılar deriz ki, hani bütüncüllükle karıştırdığınızı biliriz ya, iki tane alan veririz ve bunu deriz ki 3 yaşında şöyleydi, 13 yaşında şöyle. 3 yaş, 13 yaş. Arada zaman farkı varsa, zaman farkı varsa ve bir şey başka bir şeyi etkiliyorsa süreklilik vardır. Ama o yaş diliminde iki farklı alan birbirini etkiliyor ise o zaman da o yaş dilim içerisinde iki farklı alan birbirini etkiliyor ise o zaman da ne vardır? Bütüncüllük vardır. Bakın arkadaşlarım, ilerleyen yıllarda, bak çok net söylüyorum, ilerleyen yıllarda mantığı varsa, ilerleyen yıllarda mantığı varsa kesinlikle buna dikkat et. Bir gelişim alanı diğer gelişim zamanlarını alanlarını ilerleyen zamanda etkiliyorsa, bir özellik ilerleyen zamanda etkisini gösteriyor ise bu süreklilik ve aşamalılık örnekleridir. Örneğin, güzel bir örnek var burada bakın. Önce ses çıkarırız. Sonra o sesleri birleştirir, hece yaparız. Heceleri birleştirir, kelime oluştururuz. Kelimeleri birleştirir, cümle yaparız. Cümleleri birleştirir, paragrafı akıcı konuşuruz. Önceki dönem özellik sonrakine altyapı oluşturmadı mı? Cümlenin içerisinde paragraf, paragrafın içerisinde kelime, kelimenin içerisinde hece, hecenin içerisinde ses yok mu? Hepsi birbirinin içerisinde. O zaman ne yaptı? Süreklilik ve aşamalılık oldu. Mesela ahlak da öyle gelişir. 2-6'da altyapısını oluşturur. 6-12'de toplumsal süreçte kazanır. 18'de kişilik haline getirirsin. Sürekli çünkü gelişim. Bir gelişim alanının yıllara bağlı dönemsel farklılıklarının insan davranışlarını etkilemesidir süreklilik. Ve bizim için önemli bir detaydır arkadaşlarım. Buna ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka dikkat ediyoruz. Tamam mı? Pekala. Bu üçüne dikkat et. Süreklidir, bütündür ve gelişim nöbetleşe devam edene dikkat et. Şimdi 5 diye deyip devam edelim gençler. 5. Tahtayı silelim. Gelişimde kritik dönemler vardır. Sana bir şey hatırlatıyor olması lazım. Bir önceki videomuzda bu vardı. Sana bir şey anlatıyor olması lazım arkadaşlarım. Ve bu yüzden bak şimdi gelişimde kritik dönemler vardır ifadesini az önce aslında konuşuverdik. Ne dedik? Dedik ki bir gelişim alanı ön plana çıkarken işte... Pardon özür diliyorum. Kimi zaman uyarıcılara, kimi zaman öğrenmeye karşı duyarlıyız. Yaş değişkenine göre belirli becerileri kazanmada avantajlı olduğumuz dönemdir. İnsan yaşamının alanı içerisinde işte kritik dönemler hayat öneme sahiptir. Eğer insanlar kritik dönemleri olumlu geçirirse, mutlu ve huzurlu olurken olumsuz geçirirse bu davranış güç kazanır ya da geç kazanır ya da hiç kazanamaz demiştik. İşte yürüme davranışının gerekli uygun çevre koşulları sunulmadığı müddetçe insanlar çok mutlu ve huzurlu olmaz demiştik. Yani bir gelişim alanı içerisinde uygun çevre koşullarının sunulmasıdır demiştik ve çok çok önemsemiştik. Doğru mu arkadaşlarım? İşte biz bu duruma gelişimde kritik dönemler vardır ifadesini kullanıyoruz değil mi? Ve gelişimde kritik dönemler vardır ifadesi bu şekilde de kendini ne yapıveriyor? Gösteriveriyor. Evet arkadaşlarım, şimdi gelişimin ilkelerinin birinci bölümünü buraya kadar bitirdik. Bir sonraki videoda gelişimde bireysel farklar vardır. İşte gelişimde belli yönelimler vardır. Gelişim yordanabilir bir sıra izler. Gelişimde ilk yıllar önemlidir gibi diğer unsurları da konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun.